Tekrar merhaba arkadaşlar. Yine birbirinden güzel 5 soruyla beraberiz. Devam ediyoruz. A ve B dar açılar olmak üzere tanjant A büyüktür tanjant B olarak veriliyor. Buna göre 1, 2, 3 öncüllerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar tanjant fonksiyonu sürekli artan bir fonksiyondur. Yani tanjant A'nın tanjant B'den büyük olması A açısının B açısından büyük olması manasına gelir. Ve dar açı dediğine göre birinci bölgedeki açılardan bahsediyor. Şimdi bir birim çember çizelim ve buradaki soruyu yorumlamaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi kotanjant, tanjant, sinüs, kosinüs gibi fonksiyonlar vermiş. Dolayısıyla bizim kotanjant eksenine ve tanjant eksenine de ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Şu bizim kotanjant eksenimiz, şu da bizim tanjant eksenimiz. Evet. Şimdi A'yı ve B'yi çizelim. A daha büyük. Şöyle büyük bir açı alalım arkadaşlar. Tamam, bu bizim A açımız olsun. Ve B daha küçük. Şöyle bir B açısı alalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi diyor ki kotanjant B büyüktür kotanjant A'dan. B açısı hangisiydi arkadaşlar? Mor açıya B açısı demiştik. Kırmızı açıya da A açısı demiştik. Şimdi kotanjant B değeri nerede? Burada. Büyük müdür kotanjant A değerinden? Hakikaten kotanjant A değerinden büyüktür arkadaşlar. Birinci öncülümüz doğru. Sonra demiş ki sinüs A değeri büyüktür sinüs B değerinden. A açısının sinüs değeri. Arkadaşlar A açısının sinüs değeri bakın burada kesiyor birim çemberi. Dolayısıyla A açısının sinüs değeri şu taradığım uzunlukta bir değer olacak birim çember üzerinde. Büyüktür sinüs B'den diyor. B'nin sinüsü de arkadaşlar onu da kırmızıyla boyayalım. Bakın B'nin birim çemberi kestiği yer bu. Dolayısıyla sinüs değeri de şurada boyadığım kırmızı yer olacak. Yani sinüs A büyüktür sinüs B ifadesi doğru bir ifade oldu. Şimdi şunları bir silelim. Çok karışmasın şeklimiz. Evet, tamam yeterli. Diyor ki arkadaşlar kosinüs B. B'nin kosinüsü. Dikkat ederseniz birim çemberi kestiği yer burası. Dolayısıyla kosinüs B değerimiz boyadığım yer olacaktır arkadaşlar. Kosinüs A'dan büyüktür diyor. Bakın kosinüs A değerinde morla boyayalım. Kosinüs A açısının kosinüs ekseninde kestiği yer burası. Dolayısıyla kosinüs B değeri büyüktür diyoruz. Cevabımız 1, 2, 3 olacak arkadaşlar. İkinci sorumuz. Aşağıda birim çember üzerindeki A, B ve C noktaları ile oluşturulan ABC üçgeni gösterilmiştir. Buna göre ABC üçgeninin alanı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bu açı alfa açısı, bu açı da alfa açısı olur. Ben şu açıya da B açısı diyeyim arkadaşlar. Şimdi bana bunun alanını hesaplamak için bir yükseklik lazım. Önce şu yükseklik ne olur? B açısının sinüs değeri. Sinüs B çarpı yükseklik çarpı taban. Taban dediğimizde şu uzaklık oluyor arkadaşlar. Biz o uzaklığı nasıl bulacağız? Bir kere şu kısım yani CO kısmı bir birim. Bir artı şu kısım lazım arkadaşlar. O kısımda şu B açısının kosinüsü oluyor. Bir artı kosinüs B diyeceğiz arkadaşlar. Pekala. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi ben yukarıdaki alanı bulmuş oluyorum yalnız arkadaşlar. Şuradaki alanı bulmuş oluyorum. Onu da 2 ile çarpmam gerekiyor. Çarptığımızda da ne olacak? Sinüs B çarpı 1 artı kosinüs B olacak. Yalnız şimdi şıklarda alfalar var. O yüzden şöyle alfa artı beta eşittir 90 olduğuna göre sinüs B yerine kosinüs alfa çarpı 1 artı kosinüs B yerine de sinüs alfa yazabilirim arkadaşlar. İçeriye dağıttığımızda ne olacak? Kosinüs alfa artı kosinüs alfa çarpı sinüs alfa bulunur. Cevaplardan E şıkkı olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Kosinüs x çarpı kotanjant x küçük 0 olduğuna göre 1 eksi cos x bölü 1 artı cos x karekök içerisinde çarpı sinüs x artı cos x ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş arkadaşlar. Şimdi cos x çarpı cot x sıfırdan küçükmüş. Yani bunlar birbirinin zıt işaretlisi. Bunlar birbirinin zıt işaretlisi. Şöyle birim çemberi bir hatırlayalım. Birim çemberi bir hatırlayalım.
Bunların zıt işaretli olduğu bölge arkadaşlar. Kosinüs mesela burada negatif fakat kotanjant burada pozitif. Burada zıt işaretliler. Başka da bir zıt işaretli oldukları bölge yok arkadaşlar. Yani biz bu x açısının 3. bölgede olduğunu anlıyoruz burada. Pekala devam edelim. Şimdi 1 eksi cos x ile payda eşitlersek, eşleniğiyle çarparsak yani ne olur? Yukarısı 1 eksi kosinüs x'in karesi bölü aşağısı da 1 eksi kos kare x olur. Kök içerisinde çarpı sinüs x artı kosinüs x oldu. Şimdi 1 eksi kos kare x dışarıya 1 eksi kosinüs x'in mutlak değeri diye çıkar arkadaşlar. Bölü 1 eksi kos kare x de nedir arkadaşlar? Sin kare x'tir. Sin kare x'tir. Sin kare x dışarıya mutlak değer sinüs x olarak çıkacak. Çarpı sinüs x artı kosinüs x dedik. Şimdi bu üçüncü bölgede sinüs nedir? Negatiftir. Dolayısıyla önüne eksi alacak. Yukarıda ne var? 1 eksi cos x var. 1 eksi cos x her türlü pozitiftir. Yani 1 eksi cos x olarak çıkar. Bölü sinüs x yalnız eksi sinüs x olur. Çarpı sinüs x oldu. Sinüs x ile sinüs x birbirini götürür. Buradaki eksiği unutmuyoruz. Eksiği yukarı dağıtırsak eksi 1 artı kosinüs x ve burada ekstradan artı bir tane daha kosinüs x var. Ne oldu arkadaşlar? 2 kosinüs x eksi 1 oldu bizim cevabımız. Evet, dördüncü sorumuz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuradaki şeyi görmemiz lazım. Bakın burada 8 çarpı cos 6x var. Cos üzeri 6x var. Bu arkadaşlar 2 cos kare x 2 cos kare x 2 cos kare x'in küpünün açılımı eksi 1'in küpü diye yazılabilir yukarısı. Pekala hatırlayalım a küp eksi b küp açılımını. A küp eksi b küp eşittir neydi? A eksi b çarpı a kare artı ab artı b kare olacaktı. Bunu bu şekilde açarsak nereye yazalım? Şuraya yazalım arkadaşlar. 2 cos kare x eksi 1 çarpı 2 cos kare x'in karesi 4 cos 4x artı 2 cos kare x çarpı 1 yani 2 cos kare x artı 1 olacak. Bölü aşağıda ne var? 4 cos 4x artı 2 cos kare x artı 1 var. Yukarıdaki ile aşağıdaki birbirinin aynısı. Yani bunlar birbirini götürecek arkadaşlar. Sonuç olarak ne kalacak? 2 cos kare x. 2 cos kare x eksi 1. Artı 2. Burada ne yazıyor arkadaşlar? Sinüs x bölü kosekant x. Kosekant neydi? 1 bölü sinüstü. Şurada yapalım. Eksi sinüs x bölü 1 bölü sinüs x. Ters çevirip çarptığımızda ne olacak? Eksi sin kare x gelecek arkadaşlar. Şimdi bulduğumuz şeyi yerine yazalım. Eksi sin kare x. Bunu bir güzelleyelim. Bakın şurada şöyle bir şey yapalım. Şu 2'yi 1 artı 1 eksi sin kare x diye yazabiliriz. 1 eksi sin kare x nedir arkadaşlar? Kos kare x'tir. Kos kare x oldu. Şimdi bunu toparlarsak bakın şu eksi 1 ile şu artı 1 birbirine götürecek. 2 kos kare x burada var. 1 kos kare x burada var. 3 kos kare x olacak bizim cevabımız. Evet, 5. ve son sorumuz arkadaşlar. A ve B gerçel sayılar, alfa ve beta dar açılar olmak üzere demiş. Çarpım tablosu oluşturuluyor. Buna göre A artı B toplamı kaçtır demiş. Şimdi şu çarpım tablosundan ne anlamalıyız arkadaşlar? A ile sinüs alfayı çarpmışlar, köküç olmuş. Yazalım o zaman. A çarpı sinüs alfa eşittir köküç. Pekala. B ile pardon A ile kosinüs alfayı çarpmışlar bir olmuş. A çarpı kosinüs alfa eşittir 1. Biz bunları ne diyor? A artı B'yi soruyor arkadaşlar bize. Biz bunları birbirine oranlayalım arkadaşlar. Oranladığımızda a'lar birbirine götürür. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa yani tanjant alfa eşittir köküç olacak. Tanjantın köküç olduğu açı nedir arkadaşlar? 60 derecedir. Yani alfa açısı 60 dereceymiş. Şimdi şu eşitlikten faydalanalım bakın şuradan. A çarpı kosinüs alfa.
A çarpı kosinüs 60 nedir? 1 bölü 2 eşittir 1'miş. O zaman içler dışlar çarpımı yaptığımızda A buradan 2 bulunur arkadaşlar. A'ya 2 bulduk. Tamam. A 2'ymiş. Geriye kaldı B değeri. B değeri nasıl bulacağız? Şimdi şuradan çarpım tablosundan B çarpı tanjant beta eşitmiş 2'ye. Devam edelim. Yine B çarpı kotanjant beta. O da eşitmiş 8'e. Biz bunları taraf tarafa çarptığımızda ne olur? B kare çarpı tanjant beta çarpı kotanjant beta eşittir 16 bulundu. Aynı açının tanjantıyla kotanjantının çarpımı 1 yapar. Dolayısıyla B kare eşittir 16 bulduk arkadaşlar. Buradan B ne olur arkadaşlar? 4 ya da B eşittir eksi 4 bulunur. Şimdi 4 mü eksi 4 mü? Dikkat ederseniz arkadaşlar beta neydi? Dar açıydı. Dolayısıyla tanjant beta pozitif bir sayı olacak. O zaman B'nin de pozitif bir sayı olması lazım. Yani B 4 olacaktır. 2 artı 4'ten cevabımız 6 bulunur arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.